İsmim Mustafa Kemal Canfedai. Bisiklet turizmi işiyle uğraşıyorum. Yazın Erciyes'te, kışın Alanya'da yurt dışından yabancı takımları getirip antrenman kampı ve uluslararası yarış organizasyonu yapıyoruz. 3 yıl önce başladık Kayseri'de, Erciyes'te. Kayseri Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Oran Kalkınma Ajansı, Erciyes AŞ'nin destekleriyle bir proje başlattık. Yüksek irtifa bisiklet antrenman kampları ve devamında bisiklet yarışları. Başarılı oldu. Geçen yıl 30 takım geldi. Önceki yıl 15 takım geldi. Bu yıl daha çok takım bekliyorduk. Çok fazla yarış koyduk ama malum süreç COVID-19 virüsüyle alakalı. Birkaç kere yarışları iptal etmek durumunda kaldık. Eylül ayında şu an 32 tane yarışımız var. Eylül ve Ekim ayında yol bisikleti, dağ bisikleti ve downhill. Bisiklet takımları da aylardır yarış yapıyorlar. Yabancı takımlar olsun, Türk takımları olsun. Antrenman üstüne onlar da sıkıldılar. Türkiye'de, dünyada şu an gidilebilecek ilk ülkeler arasında Sağlık Bakanlığımız yürüttüğü süreçle dünyada takdir topladı. Güveniyorlar. Erciyes özelinde de burası dünyadan izole bir yer. Şehir hayatı yok. 3-4 tane otel var. Açık şu an 2 otel var. Ve sadece bisikletçiler kalıyor burada. Sporcular kalıyor. Bu da onların bizi tercih etmesinde önemli bir etken. Geldiler buraya. Çok memnunlar. Ruslar geldiler. 28 kişi 2 gün önce. Önümüzdeki 10 gün içerisinde Amerika'dan, İngiltere'den, Belçika'dan, yine Rusya'dan, Ukrayna'dan, Beyaz Rusya'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan, Çin'den, Kuveyt'ten, Özbekistan'dan takımlar bekliyoruz. Yarışlara katılacaklar. Antrenman kampı yapacaklar. Uzun dönem kalıyorlar Erciyes'te. Zaten yüksek irtifa antrenmanının faydasını görebilmek için en az 21 gün kalmak gerekiyor. Buradaki az oksijen sebebiyle vücut ekstra alyuvar üretiyor. Burada güçsüz kalınmaması için. O da sizi gittiğiniz yarışlarda daha güçlü yapıyor. Daha zinde yapıyor. Bu amaçla geliyorlar. Yarışların çok olması tabii onların konaklama süresini uzatıyor. Mesela dün gelen, önceki gelen Ruslar 40 gün kalacaklar burada. Как вас зовут? Чем занимается? Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Денис. Фамилия Смыслов. Я тренер велосипедной команды. Команда у нас Локосфинкс и сборная страны. Все в одном лице. То есть мы ведущие специалисты вот именно в велоспорте в стране нашей, в России. Исмим Денис Смыслов. Санкт-Петербургта. Локосфинкс takımının antrenörüyüm ve kendi ülkemizin milli takım antrenörüyüm. Rusya milli takım antrenörüyüm. Почему RGS? Откуда ты слышал RGS? Ну, это первый раз. Да, здесь и находимся наша команда вообще первый раз, но мы еще проводили наше второе отделение, это вот девочки и младшие юниоры, вот в Алании проводили, вот как раз таки они нам рассказали, что есть еще возможность вот приехать на высоту именно в этот регион. Здесь там был стенд, реклама, ну, посмотрели, что да, действительно хороший отель и, в принципе, так вот визуально хорошие дороги, и вот решили сюда попробовать съездить. Спасибо. Bizim bayan ve genç takımımız geçen kış Alanya'da antrenman kampı yaptılar. Oradaki otelde ki stand RGS ile ilgili bir stand vardı. Orada bize gördüklerini bilgi olarak verdiler. RGS'in özelliklerini. Biz de bu yıl kamp için RGS'i seçtik. Как RGS? Что хорошее здесь? По приезду, да, очень сильно понравился. Ну, вот еще раз повторюсь, что отель, в принципе, хороший, питание отличное. Ну, и также нам помогают там стирки с питанием дополнительным. Дороги тоже хорошие. Ну, в общем-то, мало транспорта. В принципе, все хорошо. Погодные условия приемлемы. Спасибо. Burası, yani çok çok sevdim. Ya ilk 3 gün ama çok sevdim. Otel çok güzel, yemekler çok güzel. Çamaşır yıkama ücretsiz. Otelin özellikleri, yani otelin hizmetleri bize özel düzenlenmiş. Yollar çok güzel, hava çok güzel. Otelin havalimanına yakınlığı, bütün özellikleri burası çok iyi. Ranchi tibul drugi mesta za vysoty zbor.
Что лучше здесь? Ну да, вот раньше я был у меня один сбор в Армении, это мы там такой еще советские времена, Цикадзор называется, там высота где-то 1800 метров, но в принципе там что тоже люди гостеприимные, как наверное весь, как сказать, кавказский народ, вот, и значит и отели там тоже хорошие, и питание в принципе. То есть меня тоже это устраивало, плюс перелет не близкий, но вот в связи с этим, с пандемией, Турция все-таки для нас открыта для россиян. И вот мы искали варианты и как раз вот сюда приехали. Но если сравнивать Армению и Турцию, ну, я думаю, что в принципе здесь все одинаково и по отношению людей к нам и вообще гостеприимством, конечно, славится и турецкий народ, и армянский. Ну, а так, конечно, сейчас выбор пал именно на эту страну, поэтому мы здесь. Хорошо, спасибо. Ben daha önce Sovyetler Birliği döneminde Sovyetler Birliği'nin antrenman kampı yaptığı Ermenistan'da 2800 metrede antrenman yaptım. Kafkas halkı oldukları için Türkler ve Ermeniler bize çok, burada da öyle çok misafirperver, çok yakın davrandılar ama Erciyes ulaşım anlamında çok bize rahat geldi ve bakanlıklarınızın Rusları Türkiye'ye kabul etmesi pandemi döneminde bizim buraya gelmemiz için en önemli nedenlerden bir tanesiydi. Yani gidebileceğimiz tek ülke Türkiye'ydi. Ve böyle de bir yer bulduk. Çok mutlu olduk. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. 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 Dobre utro. Günaydın. Arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar.